Merhaba arkadaşlar, ben Erdoğan Akman, kanalıma hoş geldiniz. Evet, videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videonun, yani bu tandır aşamasının, şu ortamın öncesi bir önceki videoda. Hatta o videonun linkini de açıklama kısmına koyuyorum. O videoyu görmeyenler o videoya gidebilir ve devam ediyoruz arkadaşlar. Evet hala, şimdi işin sonuna yaklaştık. Çörekler bitti, katmerler bitti. İçeride de babam çayı koydu. Sobanın üstünde duruyor. Bir güzel yemek yiyeceğiz diyelim inşallah. Buyurun, hep beraber yiyelim. İnşallah. Bol bol dua ediyorum arkadaşlar. Rabbim isteyene nasip eylesin. Böyle ortamı sevenlere nasip eylesin. Gelsin her zaman. Ne istiyorsa. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi var ya, bunun var ya hala. Şileri buldum ya dedim. Bunun en iyi o şeyi Nuriye abimin dedi. Evet. Uşak ayakta doyar diye. Evet. Arkadaşlar evet, daha önce anlattım diye biliyorum. Yani anlattım. Öyle anlattım değil mi? Yani çok atıyormuş bu sacın başından evirdiğini. Atıyormuş, çocuklar kapıp gidiyormuş. Atıyormuş, kapıp gidiyormuş. Ortada biriken bir şey yok. Ellemeyin demiş. Çocuk ayakta doyar diye. Gerçekten de sofranın başına oturttuğunuz bebek yemiyor. Ama birbirleriyle itişeceğim diye karınları doyuyor. Evet. Sen sofraya oturunca da yani aile büyükleri de rahat bir şekilde yiyor. Bir de çocuklar doydu mu doymadı mı diye telaş etmiyorsun da. Gerçi yani... Ben de babanın yok diye yediyormuş herhalde. He, Allah razı olsun. Yani şunun başında yenen güzel oluyor yani. Tabii, tabii. Hakkınızı helal edin. Bir iki atış duracak. Oo, ana. Ben biber acısı çok iyi de. Nuriye yani. Bu kadar. İşte vallahi nasıl bir biberse o. Ya şu bu kadar. Ben de alacağım. Geçen nereden geldi o da aldı. Az bir şey aldı da. Bir daha gelirsen biraz daha alır. Ben saksı da seviyorum. Bakın şuraya biz ben çatıya çıkayım. Şu sacın olduğu yere bir kiremit. Oraya oraya bir tanım babam baksın. Varsa orada koy, yoksa aşağıdan bir şey verelim. Şurada bir yerde diye Erdoğan herhalde. Biliyor musun? Bakacağız. Boşluk herhalde biliyor musun? Çukur olan yerde diye bence. Test edelim. Hadi verelim sana. Dur bakayım. Gitme. Rüzgar atar. Çok inşallah bir şey olur. Dur gitme. Kız baba, tehlikeli. Böyle daha tehlikeli. Yani onu kaldırırsa devamı gelir. He, babanı çağır o zaman da şeylesin. Beraber kalın. Yukarıya çıktım. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Bu sac var ya. Şöyle olmuş. Yani bu sac bir de hemen yanda iki diğer sacın birleştiği. Ama şu üstte kalan. Yani buna vida atmamışız. Yani sadece şöyle. Başına bir atmışız. Şuraya bir atmışız. Şu yok, son kalmış şura. He. Burada vurup vurup duruyormuş. Yani üstüne bir taş koydum Allah'ın izniyle. İlk fırsatta da bir vida atılsa iyi olur inşallah. Evet. Aha, oturduk. Yarım saat demedi. Bir saat demedi arkadaşlar. Güzelce öğünümüz de çıktı. Vaktimiz de güzel geçti. Erdoğan abim yemeyince ben duramam. Erdoğan. Birini abime gönderelim. Tamam, gönderelim inşallah.
He. Yolla Ayhan abiyle Esat abi de almış. İyi iyi gidiyorlar. Afiyetle. Elhamdülillah. Kübra'ya saldı. Valla şu an hakikat dediğin gibi. Ha bak şimdi burada iki aile var. Huzaymal Hanımgil'de ayaküstü geldiler. Onların da evde dolapta bir şey var mı yok mu? Onlara da gönderdik. Ayhan abiyle Esat abi geçiyordu. Onların eline de tutuşturduk. Şimdi bir de Emin amcama göndereceğiz. Biz kendimiz zaten yiyeceğiz. Aşağıda da Kübra'ya da gönderdik. Oo, vallahi gördünüz mü? Bir şeyden, ocaktan. Yiyeceksiniz gelmez. Biz gelirken almak. Biz almak. Onlar gelirken doldururlar. Doldursun hocam. Yani şu önemli olan o şu evinde var. Olup olmaması değil. Benim yaptığım ikram. Hoca tüftüyor. Duman kokusu. Ha kokusu. Aynen. Güzel yere değindin. Evet. Daha vereceğim. Uza neyse bir şey yapamıyor mu? Herhal o son değil mi hala? Bittik. Oh. Hala şöyle bir döndür bir çarptır. Çarptır. Oh. Ha. Oh. Ya. Gördünüz mü? Şimdi ben olacaktım ki aba diye böyle söze giren ablalarım. Vallahi biz hazırız. Aha şurada bir tane daha tahta var. Gelin. Tahtayla Aynur Alam'ın karşısına. Gelin. Valla bizim için sıkıntı yok. Biz şimdi biz, ben olacağım. Biz şimdi biz adam bulamıyor. Özellikle kışlık ekmek zamanı. Herkesin misafir olmasını bekleriz. Gelsinler tahtalarına, oklavalarını. Biz de baya baya amele arıyor. Ya şey var ya, kendin pişir kendin ye diye lokanta usulü yerler var ya. Yani benim bu dediğim çok abes bir şey değil bence. İşin latifesi arkadaşlar. Ne varsa ikram ederiz. Sıkıntı yok. Bazen cümlelerimizi çarptırmasınlar. Yani kalbimizi biliyorlar diyelim. Aha bak gördün mü? Bak iki laf video kapandıktan sonra laf yiyeceğim diye. Bulaşımı eve götürüyorum. Ne yapayım? Ekranın karşısında şey yap. Şimdi bir sefer ettiririm. Hah tamam. Şimdi sen bir de o tandır bir temizle. Tamam mı? Temizlemeci olmaz. Tabii. Şu dolabı da tozunu almadıydık. Yok toz almadı yüzüm yok. Anam siler bir daha siler. Oo. Siler. Zaten sildiydim ben onu. Hep böyle içine şunları bırakacağım diye hep geri toplandım. Camların ağzına tüm şey depliydim toz girmesin diye. Ben bir geldim ana şura komple kardı. Şu gördüğün kıyı. Aba bildin yani üstüne yağmış gibi sanki. He. Kar, yani sanki gelmişti. He sanki çatı yok da kar yağdırmış. Kuyun etrafını çişeyle yapacak. Ya yetişemiyor. Şu avradın hızına yetişemiyor ya. Yetişemiyor işte. Allah Allah. Ben anlayayım sana. Yetişiyor. Hala sana iki tane ocaklı yer bir tandır yaptı yapak. Yanına bir tane daha yapak. He. İkili yetişemiyor. Avratlar yetişemiyor. Şimdi buraları kapattıydı. Ben de yetse burada da buluyordum. O değil de şimdi var ya bizi beğenmeyenler var ya hala. Şimdi var ya onlar da var ya izlerken. Bu arada arkadaşlar gerçekten izleyip de izlememiş gibi davrananlar veya yani neyse aramızda kalsın anladınız siz. Yani izleyenler de anladı, bizi sevenler de anladı diyelim. Şimdi böyle kendimizi de şeyleyip duruyor ya. Yani onları bizi izlerken izlemek isterdim yani. Görüyor musun lan? Bizim Aynur da avrat olmuş. Bizim Aynur da avrat olmuş. Ulan adamın iki tane torunu var hesabı. Kutbaşıyla değiller. Evet. Estağfurullah. Aynı repeyle yoktan becerdi. He. Vardan değer. Beceren varsa ortaya çıkıyor. Yok öyle. YouTube bedava arkadaşlar. Herkes istediği videoyu yükleyebilir. Şunda Alaaddin Bölüm ne? Kaç tane yer? Ha. Anca dört yer. O dördü yer. O dördü yer. Yer. Çalışıyor ya yer. Heh. Şimdi şöyle üstüne de dizdi. Buyurun beraber gidelim. Heh. Buyurun beraber. Şimdi adam da yazmalı biliyor musun? Şey demeli. Geliyor mu demeli? Yok. Lan yiyorsunuz. Bit. Şimdi video normalde bu bitti. Yani izleyenler için bitmiş bir video aslında. Ya da yenmiş bir çörek.
Buyurun gelin, buyurun gelin. Zeynep sen şunu erkek. Evet. Sen git ben buraya. Ekmek işimiz bitti. Sen git. Dostum yine hazır edelim. Şöyle. Hatta bu görüntüleri de alalım ya. Ne? Yani sürekli yani hep güzel tarafı. Yani yediğimiz taraf var. Yapılma olayı da güzel, zahmetli olsa da. Ama bunun sonrası var, temizliği var. Ne herkes? Sen şunu al git. İşin yani YouTube'da ister istemez olayın güzel tatlı kısmını gösteriyor ama bazen böyle iş kısmını, ağır kısmı da göstermek gerekiyordu diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Ben daha bir geçsene şunu da atmak otur. O kadar et. Şunu atmak otur. He onu. Şuraya da alakım veremezsin. Ustama yettin mi? Sen götür onu kız. Yok yok amcana dedim. Mustafa abim gelsin. Onu ayağı yık. Hadi varıp gelin. He. Allah şimdi gelin gitti. Gelin gitti, iş bana kaldı. Onu Allah. Canına mı net? Hiç. Canına mı net? Dur Aynur ben yaparım ama ton tandır temizlemekte ne var? Canına mı net? Seyre seyretsin de korusun. Atlarını doktursun. Gidin oradan. Şimdi ikiye bakayım. Kedi gelir. Kedi gelir kızım. Şöyle gelir. Zaman geliyor. Zaman geliyor. Geliyor. Ha geliyorum. He şey dışarıda. Senin dalın birine kırmış. Evet var. Neyi? Rüzgar kırmış. Neyi kırmış kız? Kayısının dalını. Ama hani nerede? Aha, ama kayısının dalı kırılmış arkadaşlar. Ha küçük bir dalmış kı. Ama kırılmış yine de. Tüh. Şurada arkadaşlar sallanıyor. Os. Çok büyük değil yine ya. Şimdi kayısı erik cinsi normalde. Gevrek olur diyorlar ya. Erik dalı gevrektir diye. Bizde zaten kayısıya erik diyorlar. Ha şimdi şöyle içeriye de geçelim. Evet. Cumat. Ha, anam ayağım takıldı. Buradaymış bir şey çöreklerimizde. Evet. Tamam. Oh oh sobamız yanıyor. Çayımız hazır. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Huzaymalam kaçıyor. Huzaymalam kaçtır seni bahsediyoruz. Maç yapacak bir şey yok. Meşhur olacaksın galiba. Sen ne yapıyorsun? Gelmiştim çalıştı çalıştı. İlham abi hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar İlham abi de dayımızın oğlu. Alaaddin abi de teyzemizin oğlu. Yani abi diye sesleniyoruz. Biz abi diyoruz. Sen başındaki ne? Şapkayı aldım bunu bağladım. Anladın üşüdü. Nasıl hiç kep mi bir şey yok mu? Yok hiç kep mi bir kep de üşütür gerçi. Kep üşüdü anladım abi. Bakayım vallahi ben ne diyeyim? He. Aradım bağladım. İyi hoş geldiniz. Buyurun hoş buyurun. Konuşuruz içeride daha. Ne önümüz? Nerede? Lan ben onları bir ellettim gittiler. İyi vallahi. Bak. O ne? Lan. Şeyini beşe getirmiş. Oğlum ne? Huzay, Huzay Mahalam nerede? Ayağını tam beşe çıkarmış. Bizim bellekine çekiyordun orada. Ya işte çöreğe başladık ya. Çöreğe başladık kaldık arada. Bir tane çörek yedim ben. Kapat ne demek? Yok yok ha gelin. Kapat gayrı kapat. Camiyonun suyu var mı? Bilmiyorum sormak lazım. Aa, ben de mi çekiyorum? Tabii sen de çekiyorsun. Ben niye çekiyorum? Ben halıma da hali. Halına halında ne var? Halı, halında ne? Ya geç, geçen iniyorum buradan tamam mı? Bizim gene emmilerimizden biri. Canı sağ olsun.
Ya halim çok kötü diyor. La halimde bir şey yok dedim ki. Halimde ne var benim? Elbise var. Peki nasıl çekeceğiz emmi dedim. Smokin mi giyeceksin? Smokin giyeceğim. Ne sen de bak bakalım. Ya perişanlık. Yani perişanlık demeyelim. Onlar perişanlığı aramıyor. Koku bir millet bunlar bu şey. Beyaz gömlek mi giyeceğim dedi. He anlamadım ki. Ayaklarım geldi. Şeker vuruyor. He. Hemen biz de bahçeye gelirdik. Ayağından ne sebebi? Ha ha. Arkadaşlar. Güzel oldu arkadaşlar. Sağ olun. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Pateyi ektin. Pateyi Allah razı versin. Burası o perişanım. Sabah geçeceğim. Sabah mı? Sabah geçeceğim. Yağmur ya yağmur yağsa gece. Yağsın. Yağsın çekelim. Yağmur. Tamam. Şey tamam. Tamam. Pate zaten gömüyorsun yani. Evet gömüyorum. Kısadı gece. Evet. 3 kilo kıska aldım. Ya kıska çok pahalıymış. 75'ten aldım. Sen çok pahalıdan almışsın. 50 diye duydum. Yok 40 kareti miydi? Bak kıskanın. Ha yani ben 70 iyisini aldım diyorum. Tamam 50. Bir ebatı var. Tamam 50'lik ekin. Kıskanın çiçe parmağı gibi sivrisi yaramaz. Kıskanın tombak. Tombak. Arkadaşlar. Ha elinde bak değil. Aha bilgi veriyor dur. Kıskanın uzunu iyi olmaz. Tombak olacak kıska. Tamam sivri sivri olan sivrisi değil. Kesinlikle almayın. Niye? Niçin diyor mesela sebebini? Genişler o. Ha. O uzun da erkek getirir. Bak erkek arkadaşlar alın bak. Uzun dur. Ha. Var ya. Geçen sene bir aldığımız kıska böyle yuvarlak oldu. Bu arada bu bilgiler de altın kıymetinde. Ya. Altın kıymetinde. Sivri kıska. Sivri erkek, erkek getirir. Erkek getirir. Aldığın bir kilodan yarım kilosu erkek getirir. Tamam. Doğru. Tamam. Yarım kilosu erkek getirir. Gördün mü bak. Ha. Vallahi çok güzel bir bilgi. Onu ben annemden biliyorum. Ha. Ha. Arkadaşlar annemden biliyorum biz köylü çocuğuz. Ha. Annemden biliyoruz bunu biz. Kıskanın uzununu almayın. Tombağını alır. Tamam. O yüzden 70'lik pahalı olandan aldım. O yüzden 50'ye de vardı. 60'a da vardı. Ben 75'ten aldım. Kıskan kursan aşık olun. Aşık olun. Kıskaya aşık oldum. Acısı var. Arkadaşlar kıskaya ben aşık oldum. Aynı öyle dedim de. Vallahi. Vallahi aşıkım. Ne zaman kıskayı gösterin sana. Yok yani gerçekten yani kıymetli dediğin gibi kaliteli ise kaliteli. Tamam. 10 lira 20 lira fazla verir. Yani demek istediğin şu 50 liralıktan alıp da yarısı erkek çıksa yani yine aynı fiyata geliyor. Aynı fiyata gelir. Ha, aynı fiyata gelir. Daha pahalıya geliyor hatta. Tamam haklısın. Vallahi 40 liradan getirdim 10 yere gezdim 10 yer gezdim. Yok yok. 75 lira. Şey dedim Turgut enişte mi dedim. İlhan enişte mi 70 almış dedim. Ama bak. Pahalı değil. Bu sene diktiğin tatlı biber biraz şey, da bana da alın. Şey, şey, de ben yiyordum burada. Soğan markette de yiyor. Tatlı. Alhan bize de alın. Allah, Allah derken var. Biz de tatlı biber yazıyor. Ekiyor acı çıkıyor. Yok biz biberi elimizde var herhalde ya. Bir onu Kübra'ya sorayım da. Ekiyor acı çıkıyor. Ya senin acı çıkıyorsa iyi. Millet millet hep tatlı çıkıyor diye. Evet onu biberin ekin diye şeyi satılıyor. Yok anladım. Ben oraya. Viyol viyol diyorlar. Ondan satılıyormuş ben. Ne zaman gördüm? Dün öğlen gördüm. Kutularını ektim. Dün gördüm ben. Evet. Tamam onlara mı ekeceksin? Ekeceğim de çiçek toprağı getirdim. Ekek onlara diyorsun. Balkona koyayım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biber çabuk şımarıyor aslında. Evdeki saksılara. Bak şu an toprağı da eksen dışarıya da koysan soğuk. Soğuk. Evdeki saksılara çok serpmeyeceksin ama. Bir tane. Ama ben koyuladım. Ha. Olmuyor. Onu, bak onu ne oluyor biliyor musun? Bu sefer o fideleri tek tek çekerken köklerinin çoğu yıprandığı için doğrulması zor oluyor. Onu da çıkana kadar fıs fısın suyuna sulayacak. Ha ha. Su götürüp de bardağına su dökmeyeceğim. Yani bu onu ıslayacağım. Onu ıslayacağım. Evdeki saksılara ama evin içinde olacak. Evin içinde de camekene koydum. Camekene ha camekene. Biz de menemeni yapıyoruz ya. He. Domates şey oldu dedi oraya. Fidesini ekek deyin. Kurus kurut. Fare ötüm yiymiş. Ama. Fare ötüm yiymiş şimdi bak dedi. Kapıda kapıda dışarıda. Odunların içinde. Olsun artık o da, onu, o da onu rızkıymış diyelim. Zor veriyorum fare ötüm yiyeyim. Ben de fare ötüm koyarım. Yok canım fareden ben de çok korkmam da. Yok korkmayın sen tüttürüyor. Ha. Yılandan korkmayın yılanı öldürürüm. Yani var öldürürüm yılanı. Yılandan korkma. Fareyi korkmayın bizi soğuksa. Allah Allah. Demek ki. O zaman çocukluğunda bir şey yaşadı. Ondan değil. Korkmadı. Pislikten. Pislikten. Tamam. Pislikten tamam. Pislikten. Yoksa ben yılanı açayım. Hiç önemli değil. Hala şöyle bir... Ama hala bu bir... Senin, bir şimdi bir arkadaşlar... Huzayma... Huzayma Alam'ın da... Senin ne kadar merak ediyorlar. Artık geçiyor geldi yok. Evinin... Ben var ya kendimi seyretmeyi hiç sevmiyorum biliyorum. Düğünde de bek oynar. Bana Allah'lar oynatırlar. Kendi geri var ya televizyonda hiç kendimi seyretmem. Hiç sevmem. İyili bir ahlayan var. Ya sizi oynatmayacağız ki. Sen niye diyorsun? Düğüne gelmedin. Alalım. Hastalıktan bir hepsi ayırmadık. Bahane. Olsun. Bir şey olmaz. Şimdi senin evinin evinin turu, ev turu yapacağız seninkine. Şöyle güzel bir ev turu yapalım. Tamam mı? O hem ev turu hem bahçeni. İlham abi.
İnşallah bu videodan sonra yarın da senin ev turunun videosunu yapalım. Ev turunu yapalım. En önce parkesi neyi yapsaydık? Ya olsun, o sıkıntı değil. Bahçende ağaçların, meyven, yerin, yurdun böyle. İnsanlar şimdi gördükçe hevesleniyor. Çok kişi soruyor. Sen hortum çekeyim. Patates dikene çek. Tamam. Tamam inşallah. İnşallah. Arkadaşlar yarın da sizi bir ev vloguyla karşılayacağız inşallah. Bu arada soframızı şöyle göstereyim sizlere. Oo, ana çayları koy bakayım. Şimdi ben bir gün gittim, tamam mı? Biz normalde huzayma da demiyorlar aslında. Kuzayma diyor. K'yle diyen de var. Heyme. Tamam. Nüfuzda Hüzeyma yazıyor. Hey. M değil. Ma değil mi? Hüzeyme mi? Çekirge bir sıra, iki sıra. Yok. Şimdi nüfus cüzdanında Hüzeyme mi? O E mi? Sondaki A mı? Hüzeyme. E yani. Bir gün vardım, kimlik değiştireceğim. Bana dedi ki işte daha değiştirdim, ettim, eyledim. Son kısma geldik, bana verecek. Dedi ki Hüzeyme neyin oluyor dedi. Anlamadım dedim. Hüzeyme neyin oluyor dedi. Yani bir şey diyor, ben anlamıyorum diyorum. Yani ben... Kelime mi soruyor? Anlayamadım. Kelime mi soruyor diyor. İsim gelmedi değil mi? Gelmedi. Ben de perişanım ondan. Hastaneye nerede diyorum. Bir sen adın ne abla Hüseyin? En sonunda kimliği verim. Şimdi ağzım şundan bahsediyor. Bak kurtuluyor. Ama şöyle ben yıllar önce. Anlamıyorum. Yani daha sonra dedim, anladın mı? Şimdi biz daha çok hala diye de şeyli yok ya sürekli. Kelime kullanma anlamında. Anlamadım bu. Dedim ki inan her size anlamıyorum dedim. Yani Hüzeyme ne demek dedim. Beni yakma. Yakma. Sonra dank etti. Az daha kimliği alamayacaktım ya. Çok güzel ismi var Hüzeyme. Tabii. Ama bizler şey demeyemez. Hüzeyme ne güzel ismi var. Tam manası aslında bizim bir halamızın ismi. Daha önceki bir halamızın değil mi? Dedemin bacısı. Dedemizin bacısının. Dedemin bacısının ismi. He. Hüzeyme. Kendisi de mübarek bir zat diyelim arkadaşlar. Güzel hikayeleri var. Mahzenli köyünde. Bir gün inşallah nasip olursa onu da anlatırız. Şimdi bize kısacık bir müsaade. Şöyle çayımızı, çorbamızı, karnımızı doyuralım. Ondan sonra videomuz kaldığı yerden devam edecek. Evet arkadaşlar. Evet. Benim iki tane daha halam var. Bir Kamil halam, bir de Elif halam. En çok hangisini seviyorum? He, hepsini seviyorum ya. Hepsini seviyorum. Vallahi baba, ben hala olaraktan gerçekten sen sordun daha hayır, önce. Evet. Yok, daha önce böyle bir sorunla karşılaşmadım. Hayat yapmıyorum değil mi halanın? Yok, bak cidden söylüyorum ya. Niye demin? Ya gene vardır bir mesela birisi ağır basar. Elimizin altında kim varsa o da. Yok, eli yok. Elim aha, yok. Aha. Bu da çöreğe ettiriyor. Aha, elimizin elimizin altındaki en kıymetli dedi. Çöreğe ettiriyor ya, bu da beni tanıyor. Daha geçen ne oldu? Alaaddin abi, tek neci köyün belli mevkileri derken birkaç aşı yaptı. Aşıya gittin değil mi? Elma armut aşıları yaptı arkadaşlar. Alaaddin abi ayırdığımız çöreklerinden yiyor. Evet. Bir avuç patates var. Cemaatimiz bol. Hadi vallahi köstebek anasını ağlatıyor. Köstebekten yıldık. Tutursana şu ayakında şefafı var. Tepmiyor. Yerini bul. Bak bu sene yok diye köstebek uğramadı diye çok sevindik. Meğersem toprağın yumuşaklığından altta dolanmış sadece. Tepmedi. Olduğunu bilmedik ki. Patatesin altına depmedi. Ben pis kostum. Depmedi. Nasıl oldu biliyor musun? Üstüne hiç depmedi. Depmiş diyerek de patatesi açıp da bakacak etmedi, halimiz yok ya. Etmiş yukarıya bir tane depme yok. Aynen böyle patatesin kazıp. Bak ben sana. Böyle boru gibi gitmiş. Boru gibi. Hala. Biriktirmiş mi bir yere? Hala. Onu bulur. Depo yapmıştır. Depo yapmıştır. Bak. Aynur hala. Depo yapmış. Yanlış hatırlamıyorsam. Şaban dayı anlattı. Hocaların Şaban dayı var ya. Öyle köstünün bir yerini bulmuş sonra açtım diyor. Evet, Erdoğan diyor sonra. Benim diyen avrat öyle dizemez diyor. Ben de gördüm. Boy. Yani boy. Yani büyük boylar bir tarafta, küçük boylar, orta boylar bir tarafta. Bir de diyor ki öyle bir sıkıştırmış ki köstünü. Arkadaşlar köstünü dediğimiz köstebek. Biz burada köstünü diyoruz. Yani hava almıyor ya. Hava almazsa çillenmeyecek. Bak sana bunu kim öğretti? Bu görmüyor da. O da onun rızkı ya. İşte kör köstünü. Kör köstünü diyor ya. Ümit'in eve kadar vardın köstünüye. Ümit'in eve kadar vardın eşeğe. Öldüm. En sonunda Selahattin abi tuttu. Fah kurtuldu. Yürü güneştim. Yürü eşeği öldüm. Peki şeyi buldun mu? Patatesleri buldun mu?
Bulamadım. Hadis git çek tahta. Tek tek çek. Yok deposunu buldum. Bulamadım. Yani şeyini takip ettim izini. He. Ümit'in tandırı adı vardı. İşte bir yok. Diziyormuş. Neyse Selahattin abiye farklı durdum. Böyle yarım saat içinde tuttu. Ama ben ne öptüm? Boy. Bir defa bıyık bıyık diye ütüyor mu? Vallahi. Abi. DNA. Kıyamadın. Şuraya kotaladım öldürmedim. Öldürmedim. Zaten at atmaz düştü. Düşünce çekti gitti. Nereye gittiğini bilemiyorum yalnız. Yakından baktın değil mi? Gözleri yok. Gözü hiç yok. Hiç hiç yok. Yani göz yerleri de yok. Burnu var. Burnu şöyle elim gibi burnu sivri. Ya diş var. Diş diş üstte mi gördün benim? Bir de Osman'ı seviyor. Dişi var dişi. Çünkü Osman'dan beri ya üstte ya üstte tek dişi var. İki diş işte. İki mi tek gördün? Tavşan dişi gibi iki tane. Dişi gördün mü? İki iki. Bakmadım yok o kadar. Bir gör aha gördü bu. Tereyi, lokayı neydi öyle kapattı. Gerçekten yani patateste çok yıldım ya ben. Aynen. Bak mezar ardına da bahçeyi ektik dağ evinin oraya. Oranın toprak da çok yumuşak olduğuna tepmiyor. Tepmediği için bulamadık. Dedim ki aha dedim lan bu sene dedim uğramadı dedim ne güzel dedim. He. Var ya bak İlham abi şunu söyleyeyim. Var ya benim koyduğum patatesi yemişler herhalde. Yani çünkü yok olmadı yani. 3 küçük çuval patates ektim. Bir çuval alamadım. Tüm yemiş. Yedi ya tüm yedi diyorum size. Soğan da çekiyor patates çekiyor. İkisine. Yok pate olursa soğanı çekmiyor. Selahattin abim diyor ki. Toprağın altında büyüyor. İşte aşama aşama büyüyen, açlığına göre. Mıstık. Toprağın altında büyüyen şey diyor yani topraktan dül veren ne varsa diyor. Selahattin abi kosunu yer diyor. Tabii kök sebzelerin hepsini yer. Hepsini kokunu sadece diyor, hepsini yani yer. Hangisi varsa lezzetine göre tercihi yer var yani. Mıstık. Toprakta ya. Ondan sonra mesela işte dediğim gibi sarımsak yer mi dedim. Yer onu da yer. Yer alması. Gerek. Teknecide geçen vardık. Ağaçların diplerini domuzlar nasıl şeylemiş kökleri yiyeceğim diye. Hı? Şimdi şimdi de açmış mı komple? Direkt sürmüş. Bir de toprak helva gibi oldu ya. Direkt sürmüş. Sen oraya bahçe yapacaksan kesin. Kesin şey lazım. Çit. Ama çiti dipten ağrı iyi yapman lazım Alaaddin abi. Kaldırmaması için. Tile geldi mi gider zaten. Domuz geçen su burnuna tile geldi mi değince o gider zaten. Gider. He. Tilden gider. Yok o girmez. O gibi deşip girmez mi? He o da iyi. He tamam. O da değ değmez o gider. O da durmaz. Tamam onu. Ama köpek olsun. Var ya dağda mırda denk gelmek de tehlikeli. Tehlikeli. Kör kör adama doğru kaçıyor korkudan. Korkudan adama doğru kaçıyor. Bak ben bir tane video izledim. Adam domuzu gördü arkadaşlar böyle karşıda. Araba izi var yolda. Yani hayvan koşa koşa adamın elinde de tüfek var. Adama doğru koşuyor. Tüfeği çıkardı valla dibine doğru yaklaşınca vurdu adam. Yani kaçmıyor ne yaptığını anlamıyor. Adama saldırmıyor korkuyla değişik bir şekilde saçma bir şekilde kaçıyor. Üzengiliyor adamı. He üzengiliyor da çok şey değil. Uzak olursan açar. Yakın olursan sıkışınca. He kedi misali. Allah muhafaza. Evet arkadaşlar. Ne oluyor? Burada ne oluyor ya? Burada ne oluyor? Neyin kavgasını yapıyorsunuz? Şey yapmıyor lan. Ne yapıyorsunuz? Şunu. Ne bileyim? Çay demliyor mu? Yeni bir çay. Ha yeni bir çay içelim arkadaşlar. Evet, of of arkadaşlar. Aha dur. Anam, aha yeni, aha, gelin yeni geline gel. Yeni i̇ki aha. Dur iki görümün arasında. Vallahi. Vallahi. Hayırlı inşallah. He? Bizim katmer niye mi yapmadınız? Yaptı, vermediler. Görümler yasa bana lazım ya. Ondan yapıyor onlar. Görümü buluyorlar yani. Ellerde nece görüm. Ya yatırım yapıyor yani. Yatırım yapıyor. Anamdan ikinci çay beklemezdim. Bak hiç ikinci çayı. Oo, ilkini içtik diye seviniyordum. İkinci çayı da hazırlamış. Allah Allah. Yani. Akşam yemeği alıyor o zaman yardımım. Tamam tamam böyle ya. Böyle. Ha. Yaz evet. Uzun. İki tane görümce falan lazım. Buradan. Burada. Ay, düştü de ondan diyor. Buradan diğer iki görümceye de sesleniyoruz. Elimde Kamil'e alama da sesleniyoruz. Gelsin. Vallahi Elif hala buraya gelirsen kameraya çıkacaksın. Başka çaresi yok. Değil mi Alasın? Ya o halini bir Erdoğan. Biz artık
He onun ikisini var ya aslında haber etmeyeceğim, böyle gizlice çekeceğim. İzlerken karşılaşacaklar. Ama geçen dedim iki gün benden gel dedim, cacık sana gerek cacık toplayak dedim. Ben sana toplaştırırım dedim. Şey, cacık zamanı inşallah ya. Cacık ama he. Geçici madalamak biliyorsun. Madalamak. Vurduğu gibi aynı dersen bir dahta madalamak yiyor diyor. Aşıyı başına da elma getirmiş, aşı getirmiş. Ya çok rüzgar var ya, aşı oynarsa tutmaz. Yok be, sen başkasına getir. Ya bu aşı yapıp duruyorlar arkadaşlar şu rüzgarda. Ben size şimdi bir ağaç göstereyim. Yani şu ağaç nasıl sallanıyor gördünüz mü? Bak, şu an şu ağacın sallanmasına bir bakın. Gördünüz mü? Yandaki ağaçların sallanmasına bakın. Yani ağaç şey yapacağımız aşı da küçücük bir dal. Yani oynadıkça zedelenecek. Neyse. Kendileri bilir. Yolu mu? Şöyleyse birini kim alacak? Tamam abi. Tutmasa bile ağaçı. Abi bir şey diyen yok. Mahvetmişler. Adam bir de kuşun sana gitti geri Yasin'a diye bir hafta sonra. Yasin Bey ne yaptınız ya mayıları ya? Abi işte şey olur değil olur derken ne var ya? Adamın bahçeyi. Tüm açılamışsın biz. Aşı tutmuş da. Aşı tutup. Ama biz hepsini kesmiştik. Ha. Yani adam adamı demediğini kesmiştik. Allah'ım ya Rabbim iyi tamam. Arkadaşlar İlham abinin Yasin abiye aşı yaptıracaklara buradan sesleniyorsun. Ağaçlara kırmızı ama aşılarınız tutmuş ama. Tamam o. Şey yani şey yok yok demek istediğim şu. Size söyleyecekler spreyli olanları yapın diye. Yasin aşı bana nasıl diyor Yasin yapıyor. Allah Allah. Yasin de bu arada İlham abinin kardeşi. Para başına aşırsın budur. Ya. Aşırı demeye başlamışsa sıraya geçmiş. Bu var ya asma budama da var ya şey hastalık gibi. Yani onu budamayı sevenler var ya enteresan bir şekilde böyle elinde şeyle dolanıyor sanki o dönem. Komşuyu gidiyor, evet, kendi gidiyor. Bilinçli böyle... diyeceğim, bilinçli. Yok yok, sen bilinçli. Ben de gidelim, onu bileceksin. Yok yok, bilinçli yapıp da lezzet alan var, enteresan bilinçli. Böyle şey var. Mesela bu seneki eskiden senenin eski çubuğunu kesecek atacaksın. Onlar da bunlar da. Yeni orada kalacak. Yeni orada kalacak. Yine bir önceki senesini keseceğim, bu senekini kalacak. He. Eski zaten belli orada. Belli, o renginden belli. O kalacak abi. Gösteririm ben sana, tamam. Yani şeyde kadar birini budayım. Ben gideyim aşağı getireyim, çabuk da getireyim. Aşağı geç, çabuk da getir, şunu aşağısın. Çabuk da gittim, terziden aldım. Niye? Aşağı çabuk da terziden aldım. Sağlam mı? Terziden aldım, sağlam aldım. Evde kıyafetlerimizi yırtıp Evrindekini de aşağı Alaaddin abi de arkadaşlar aşı yapmayı seviyor. Evde elbise koymamış. Aşı yapakanı da çek. Tamam inşallah. Çay çek, aşı yapakanı çekelim. Yengemiz çay demlemiş bize. Ya bir türlü bırakmadı diyorsun yani. Bir türlü bırakmıyor şimdi. Bir türlü bırakmıyor. Kaynım da ayakta zaten. Kendiliğinden çay ikinci. Hayır. Hastaneye götürdüm. Ama Allah'a kurtaracaksın. Ne? Hastaneye mi? Arkadaşlar giden geldik de aldık seni. Ha. İkinci çayı içiyoruz. Vallahi biz de seni aldık. Vallahi eşim benzeri yok. Senin için oranı feda ederim. Bizim kız olmasaydı seni de alan olmazdı. Kalırdık işte. Bizim kız dedi Aynur alam halini. Güçlüymüş kandırmış almıştınız. Yoksa vallahi güçlüyken kandırmışsın. Ne damlardan atladı. Karmayı ne biliyordun? Neydi? Melemen miydi? 15-16 yaşındaydık. Alayımızı makabeye dağıtmıştı. Yoksa diyorum işte küçük olmasaydı. Şey, oyun oynar gibi. Sen ona. Ama ben kulaşlardım. Küçüydü biliyor musun? Ya oyun oynarken diyor.
Sarı bir şeydi, sonradan karaldı. Kötüm ettik. Daha biz onu verdik. Gezlerimizi onu verdik. Benim de çocukluğumu biliyor. Ne kadar bildiğini bilmiyor diye. Evet arkadaşlar. Soruyormuş, ne yapalım yani? Evet arkadaşlar, bir güzel videonun daha sonuna geldik. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Bir aksilik olmazsa İlham abi, yani Huzaime Halamgil'in evinin videosunu alacağım. Yarın bir güzel de ev turu olacak Allah'ın izniyle. Sürekli kaçıyordu videolardan ama yapacak bir şey yok. Bütün köylüyü sonunda çekeceğiz. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.